Merhaba arkadaşlar, Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde müpteda olarak gelen isim işaretlerin farklı bir kullanımını ele alacağız. Burada cümle başında isim işaretler bulunacak. Yani hâze, hâulâ'i, hâzihi, tilke, ulâike. Bunlar cümle başında bulunduğu için isim cümlesidir ve bunlar müpteda olacak. Ancak bu isim işaretlerden sonra el takılı bir isim gelecek mi, gelmeyecek mi? El takılı isim gelirse onun müşari lehi olacak ve haber de ayrı gelecek. Veya ikinci bir kullanım, isim işaretten sonra el takılı kelime gelmeyecek, haber gelecek. Haberin de ayrı sıfatı olacak ve bunlar Türkçe'ye aktarıldığında farklı şekillerde aktarıldığı için bu konu Arapça öğrenenler için bir problem oluşturuyor. Onu ayrıca el almak istedik. Evet, birinci kullanım, isim işaretten sonra el takılı kelime yok. Bu da şu manaya geliyor. İsim işaret müpteda oluyor. Ondan sonra gelen isim haber ve haberin de sıfatı geliyor. Evet, örneği okuyalım. هَذَا كِتَابٌ مُف۪يدٌ Bu faydalı bir kitaptır. Evet, burada هَذَا müptedadır. Merfuluk alamet yoktur çünkü mebnidir, mahalle merfudur. Kitabın haberdir. Aslında هَذَا kitap Bu bir kitaptır. Şimdi kitabın sıfatı gelmiş. Nasıl bir kitaptır bu? Faydalı bir kitaptır. Diğer örneğimiz, bakın isim işaretten sonra el takılı bir kelime var. Hazel kitabı. Bakın ötekinde ne dedik, nasıl vurgu yaptık? Haza kitabın dedik. Bu ise hazel kitab. Zaten şöyle demiştik önceki derslerimizde biz. İsim işaretten sonra el takılı bir isim geliyorsa bunu tek bir isim gibi okuyacağız. Yani bu ikisini birbirine yapışmış bir kelime gibi. İki kelimeden bir kelime oluşmuş gibi okuyacağız. Hazel kitabı müfid. هذا الكتاب مفيد. Bu kitap faydalıdır. Burada هذا müptedadır. Ondan sonra gelen el takılı kelime onun müşarülehidir. Sıfatıdır, bedeldir demiştik. Onun herkes uyacak. Müfidün de haberdir. Evet, şimdi sağlı sollu kullandık. Yani hep sağda müpteda var. İsim işaretten müpteda oluyor. Ondan sonra haber geliyor. Haberin sıfatı var. هذا مؤلف مشهور. Bu meşhur bir yazardır. Ünlü bir yazardır. Hâze müptedadır. Müellifün haberdir. Meşhur da haberin sıfatıdır. Bakın müşan ileyi kullanımına. Hâzel müellifü meşhur. Bu yazar ünlüdür, meşhurdur. Hâze müptedadır. Meşhurun haberdir. Peki buradaki el takılı kelime ne oluyor? Onun müşan ileyi, yani onun sıfatı. Ve bu dersteki cümleler hep ism işaretler müptedadır. Önemli olan isim işaretten sonra el takılı bir kelime geliyor mu gelmiyor mu? İsim işaretten sonra el takılı bir kelime gelmiyorsa o kesinlikle haberdir. İsim işaretten sonra el takılı bir kelime geliyorsa o haber değildir. Haber daha sonra gelecek. O müşar-ı ilehidir. Yani isim işaretin sıfattır. Manayı da ona göre veriyorduk. Evet, diğer bir cümle. هَذَا سُؤَالٌ صَعْبٌ Bu zor bir sorudur. هَذَا سُؤَالٌ صَعْبٌ Evet, هَذَا مُبْتَدَادِرْ Sü'elün haberdir. Sa'b sıfattır. Neyin sıfatı? Haberin sıfattır. Hâze sü'elü sa'b. Bu soru zordur. Hâze burada müptedadır. Sa'bün haberdir. Peki es-sü'el ne oluyor? O onun bedelidir. Yani onun hareketine uyacak. Müşan-ı ilehi yani. Zâlike hizâ'ün dayyik. O dar bir ayakkabıdır. O veya şu gösterir uzakta. Zalike mübteda. Hizaun haberdir. Dayık. Bakın haberin sıfatıdır. Bakalım uymuş mu? Hizada el takısı yok. Sıfatında yok. Hiza müzekker. Dayık da müzekker. Sıfat da müzekker. Hiza müfret. Sıfat da müfret. Müzekker o da müzekker. Zalike hizau dayık. Şu ayakkabı dar. Zalike mübtedadır. Dayıkun haber. Zalike el hiza ne oluyor? Onun sıfatıdır, bedelidir. Hâzihi vardetun cemîle. Bu güzel bir güldür. Bu bir isim cümlesi. Hâzihi müpteda. Vardetun haber. Cemîle sıfattır. Neyin sıfatı? Vardetundur. Hâzihi vardetu cemîle. Bu gül güzeldir. Burada hâzihi müptedadır. Cemîle haberdir. El verde el takılı isim. Onun ism işareti müşanülehidir. Ve onun harekesine uyar. Tilke zevcetun saliha. O saliha iyi bir eştir, iyi bir hanımdır. Evet, veya şu deriz, o deriz.
işaret ediyoruz. Uzaktaki birisine işaret ediyoruz. Tilke müptedadır. Zevcetun haberdir. Saliha sıfattır. Neyin sıfattır? Haberin sıfatı. Sıfat mevzu uymuştur. Tilke zevcetu saliha. O eş, şu eş, şu hanım iyidir, salihadır. Tilke müptedadır. Saliha'nın haberdir. Tilke zevce. Bakın isim işaretten sonra el takıl bir kelime geliyorsa ne oluyordu? Onun sıfatı veya bedeli, onun hareketini bakın almıştır. Müptedaya uygundur. Hâzihi mecelletun şehriye. Bu aylık bir dergidir. Hâzihi müpteda mecelletun haber. Şehriye de sıfattır. Neyin sıfatı? Haberin sıfatıdır. Hâzihi mecelle şehriye. Bu dergi aylıktır. Hâzihi müptedadır. Şehriye haberdir. El mecelle onun nesidir? Müşanü ileyhidir. Yani ismi işaretin müşanü ileyhidir. Hâtâni mümerridatâni mâhiratân. Hâtâni mümerridatâni mâhiratân. Bu ikisi mahir, maharetli iki hemşiredir. Hâtâni müptedadır. Merfûk alamet eliftir çünkü tesniyedir. Mümerridatâni haberdir. Haberin de merfûk alamet dammedir. Mâhiratân sıfattır. Sıfat mensufa uymuştur. Hâtâni mümerridatâni mâhiratân. Hâtâni mümerridatâni mâhiratân. Bu iki hemşire maharetlidir. Burada yine isim cümlesi hâtâni müptedadır. El mümerridaten onun müşan ilehidir. Mâhiraten de haberdir. Bakın haberde el takısı yoktur. Olmaz. Haberinde merfûk alamet eliftir. Bunlar çünkü tesniyedir. Hâulâ'i tullâbun müştehidûn. Bunlar çalışkan öğrencilerdir. Hâulâ'i müptedadır. Tullâbun haber. Müctehidûn sıfattır. Neyin sıfattır? Tullâbün. Tullâbün merfûk alameti dammedir. Müctehidûnen merfûk alameti vavdır. Çünkü bu cem-i müzekker salimdir. Hâulâ'i tullâb müctehidûn. Bu öğrenciler çalışkandır. Hâulâ'i müptedâ. Müctehidûn haber. Tullâb ne oluyor? El takılı kelime müşanileydir. Onun nesine uyacak? İrabına uyacak. Hâulâ'i müptedâdır. Müptedâ da merfû olduğu için onun alamadığı harekeyi müşarneyi alacak. Hâulâ'i tüccârun eğniyâ. Bunlar zengin tacirlerdir. Bu bir isim cümlesi. Hâulâ'i müptedâ. Tüccârun haber. Eğniyâ. Bu da sıfattır. Neyin sıfattır? Tüccarın sıfattır. Evet. Tâcirun çoğulu. Tâcirun tüccar. Eğniyâ. Ganiyünün çoğulu. Eğniyâ. Ganiyünün çoğuldur. Eğniyâ. Bu hareke yanlış değil. Eğniyâ ün demeyeceğiz. Çünkü daha önce de ben anlattığım dersin birisinde söyledim. Dedim ki çoğullarda bu mesela mesacit gibi gelen bunun gibi çoğullar. Mesacidü mesela mektep, mekatibü, melab, melaibü. Bunlar temin almaz. Gayrimusariftir. Bir de yeğli olanlar böyle mefatihu gibi. Mefatihu, masabihu, misbah masabihu. Bunlar da teminamız. Bakın bu ikisi aynı. Sonra ulema gibi çoğullar. Ulemâ'ü. Bakın bunlar da teminamız. Gayrimusarif. Zümelâ'ü mesela. Evet bir de bu estikâ'ü gibi. İşte eğniyâ'ü gibi. Estikâ'ü. Sadîkun estikâ. Ganiyün eğniyâ. Veliyün evliyâ. Bunlar asla temin almaz. Bu dört çoğul kalıbını öğrenelim. Haricen bunu söylemiş olduk. Bunlar gayrimusarif konusuna ileride gelirsek göreceğiz. Bunlar normal isimler. Mesela kitap kitabün, kalem kalemün denirken biz normalde ne zaman temin vermezdik? Ya başında el takısı olurdu ya da muzaf olduğu için olduğu zaman temini koymazdık. Ama bunlar bakın muzaf da değil. Başında el takısı da yok. Temini almıyor. Bunlar gayrimusarif dediklerimiz kesse de almaz. Yani bunların başına biz min koysak min mesacide, min mefatiha, mesela min ulemâe, min estikâe, keseyene fetâ alırlar. Hâzihi kumsânun mekviyye, bunlar ütülenmiş, ütülü gömleklerdir. Bu bir isim cümlesi, hâzihi müptedâ, kumsânun haber, mekviyye sıfattır. Neyin? Haberin sıfattır. Evet, gamîsın çoğulu kumsân, mekviyün ütülü demek, ütülenmiş. Hâzihi kumsânun mekviyye, bu gömlekler ütülüdür. Hâzihi müptedadır. El kumsânı onun nesidir?
Bakın, bedeli veya sıfatı ona uygundur. Mekviyetün haberdir. Yani asla ism-i şartten sonra gelen el takılı kelimeye haber demeyin. Hâzihi eşcârun müsmira. Bunlar meyveli ağaçlardır. Hâzihi mübteda. Mahallen merfu. Eşcârun haber. Haberin merfu gâmet damme. Müsmira. Bu da sıfattır. Neyin sıfatı? Eşcâr. Niye hâzihi diyoruz? Bir önceki ders cümlede de öyleydi. İnsan dışındaki varlıkların çoğunluğu akısı çoğul diyoruz. Akısı çoğullar müfret müennes hükmündedir. Onun için önceki derslerde sürekli buna değiniyoruz. Hâzihi eşcârun müsmira. Bu ağaçlar meyvelidir. Hâzihi mübtedadır. Mahallen merfu. Müsmira haber. Haber merfu gâmet dammedir. El eşcâr nedir? Müşarileyhtir. Yani bedeldir. Onun hareketine uymuştur. Tilke ecvübetün râi'a. Onlar veya şunlar harika cevaplardır. Cevabun ecvübe. Evet. Tilke mübteda. Cevap haber. Râi'a sıfattır. Tilkel ecvübetü râi'a. O cevaplar harikadır. Tilke mübteda. Râi'a haber. El ecvübe el takılı gelen isim nedir? Onun bedeli veya sıfatıdır. Yani burada bedel müşarun lehtir yani. Harekesi ona uyar. Hâulâ'i evlâdül müdellelûn. Bunlar şımarık çocuklardır. Bu bir isim cümlesi. Hâulâ'i mübteda. Mahallen merfu. Evlâdün haber. Haberi merfu gâmet damme. Müdellelûn sıfattır. Neyin sıfattır? Evladın. Evlat cemî teksir olduğu için merfu gâmet dammedir. Müdellelûn bu cemî müzekker salim olduğu için bunun merfu alameti vavdır. Hâulâ'i evlâd müdellelûn. Bu çocuklar şımarıktır. Hâulâ'i mübteda. Mahallen merfu. Müdellelûn haber. El evlâd ne oluyor? El takıl isim. Onun müşarileyi, onun bedelidir. Hâtâni sadîkatâni vefiyyetân. Bu ikisi vefalı iki dosttur. Yani bunlar tabii kız arkadaştır. Hâtâni mübtedadır. Sadîkatın haberdir. Her ikisinin merfuk alameti elif de çünkü tesniyedir. Vefiyyetân sıfattır. Mevsuf nerede? İşte sadîkatân. Hâtâni sadîkatâni vefiyyetân. Bu iki kız arkadaş vefalıdır. Hâtâni mübtedadır. Merfuk alameti eliftir. Vefiyyetân haberdir. Es-sadîkatâni onun müşanüleyidir. Yani onun bedeli veya sıfattır. Zâlike e'râbiyyun fazzun. O kaba bir bedevidir. Sert bir bedevidir. Evet, bu bir isim cümlesi. Zâlike mübteda. E'râbiyyun haber. E'râbiyyun müfrettir. Çoğulu daha önce geçti. E'râbündür. Bedeviler. Fazun da onun sıfatıdır. Zâlikel e'râbiyyü fazun. O bedevi veya şu bedevi kabadır. Zâlike mübteda. Fazun haberdir. El e'râbiyyü onun nesidir? Müşanüleyidir. Onun hareketine uymuştur. Hâzâ fârisün mikdâm. Bu atılgan bir süvaridir. Fâris süvari atlı. Hâzâ mübtedadır. Fârisün haberdir. Mikdem sıfattır. Atılgan, gözü pek. Ferisün sıfattır. Hâzel ferisü mikdem. Bu süvari, bu atlı atılgandır. Evet, hâzel mübtedadır. Mikdem haberdir. El ferisü, bu da onun bedelidir. Hâzihi besâtînü müzhira. Bunlar çiçekli bahçelerdir. Hâzihi mübtedadır. Besâtînü haber. İşte az önce masabihu dedi, o vezinde gelen çoğullardandır bu. Bu büstenin çoğulu. Büsten bahçe demek. Biz Türkçe'de bostan diyoruz. Büstenin çoğulu besatin. Evet. Müzhira da çiçekli. Bu da sıfattır. Hâzihil besatinu müzhira. Bu bahçeler çiçektir. Hâzihi mübtedadır. Müzhira haberdir. El besatinu nedir? Bedeldir. Yani müşanileyittir. Hâzi'ye uymuştur. Alıştırmaya geçelim. Türkçe ifadeleri Arapça'ya çeviriniz. Bu iki belge sahtedir. Bu iki belge yani ism işaretten sonra müşanileyit el takılı gelecek. Hâtânil vesîkatâni. El vesîkatü belge demek. Hâtânil vesîkatâni. Müzeyyefetâni.
Hâtânil vesîkâtâni müzeyyefetâni. Bu iki belge, bakın tek kelime gibi, bu iki belge sahtedir. Evet. Bu ilkeler önemlidir. Mebde ilke mebâdi. Akısı çoğul olduğu için hâzi dememiz lazım. Hâzihil mebâdi'ü. Hemze ye üzerine yazacağız. Hâzihil mebâdi'ü. Hâmmetün de var. Mühimmetün de var. Hâzihil mebâdi'ü hâmme. Hâzihil mebâdi'ü mühimme. Evet. Bu ilkeler, bakın müşanirli, bu ilkeler, bu adamlar, bu kitap, tek kelime gibi, el takısı var yani. Hâzi mübteda, hâmmetü mühimmet haber, el mebâdi onun bedelidir. Bunlar, bakın bunlar diyoruz demek ki isim şart tek başına, ondan sonra gelen el kelimede el takısı yok. Bunlar önemli kurallardır. Yine akısların çoğulu, hâzihi bunlar, kural, kaidetün çoğulu, kavâidü, mühimme, mühimmetün veya hâmmetün. Hâzihi, kavâidü mühimme. Yine kavâid az önce mesacit gibi çoğul olduğu için son temin olmayacak. Hâzihi mübteda, kavâidü haber, mühimmet onun sıfatı akısı çoğul olduğu için sıfatı müfet müennes gelmiştir. Bu kız çocukları terbildir. Bu kız çocukları, bakın bu kız çocukları, yani ikisi birbirine yapıştırılmış gibi el takılı gelecek. Bintün kız çocuğu benet veya tifletun tiflet. Çoğul bir amız lazım. Bu dediğimize göre haulâi. Haulâil benâtü. Veya et-tiflâtü diyelim. Tifletun tiflet. Bu kız çocukları terbiyeli, müeddebâtün. Müeddebâtün. Bu da var. Mühezzebâtün de var. Bunları hep öğrenmiştik. Bütün öğrendiklerimizi yazalım. Mühezzebâtün. Evet. Hâulâil benât müeddebât. Hâulâil tiflât mühezzebât. Evet. Bu hâulâi mübtedadır. Bunlar haberdir. Bu el-benâtu ve et-tiflât. Bunlar nedir? Bedeldir. Bunlar. Bakın bunlar bitti. El-takıl kelime yok. Nöbetçi erkek doktorlardır. Yani doktorlar hâulâi diyeceğiz. Bunlar. Hâulâi. Doktorların çoğunda yine tenmin yok. Tabibin atibbâ'u. İşte bu egniyâ gibi. Bu B şeritleri olduğu için anlaşılmıyor. Aslında bu atbibâ'üdür. Atbibâ. Yani iki B yan yana geldiği zaman şeritleri okunacak. Arapçada bir kural var. Aynı harf yan yana geliyorsa şeritleri okunur. Hâulâi atibbâ'u münâvibûn. Münâvib nöbetçi. Evet. Hâulâi atibbâ'u münâvibûn. Hâulâi mübteda, atibbâ'u haber, münâvibûn sıfattır. Bu eczane, bakın ismi şart olsa el takılı kelime var. Bu eczane, bu adam, bu kitap, bu çocuk, bu okul, bu fakülte, bu cami. Evet, bu eczane nöbetçidir. Saydaliyyetü eczaneydi. Hâzî saydaliyye. Şimdi haber getireceğiz. Münâvibetün. Hâzî saydaliye münâvibe. Hâzî mübtedadır, münâvibe haberdir. Es saydalini el taklikem onun bedeli, müşanilehi yani. Bu ikisi bilimsel iki dergidir. Dergi müennes olduğu için bu ikisini müennes getirmem lazım. Bak bu ikisi, bu iki dergi demiyoruz. Bu iki dergi desek dergide el taksı olacak. Bu ikisi hâtâni mecelletâni. Bilimsel ilmiyeten sıfatını getireceğiz. İlmi diyoruz ya. İlmiyeten.
Evet. Hâtâni mecelleten ilmiyyeten. Hâtâni mübteda, merfuk emet elif, mecelleten haber. İlmiyeten oluyor, onun sıfatı oluyor. Onlar, yani cesur askerlerdir yani. Onlar cesur askerler. Onlar uzak için kullanır. Ülâike. Asker dediğimiz gibi cünüd askerle ülâike cündiyi müfret cünüdün şücanün şücanün şücanın çoğulu. Arapçada maalesef sıfatların da çoğulu vardır. Böyle Türkçedeki gibi İngilizce'deki gibi kolay değil. Evet şücanun şücan. Onu da sözden öğreneceğiz. Ülâike cünüdün şücan. Onlar cesur yürekli askerler. Ülâike mübteda. Cünüdün haber. Şücan ne oluyor? Sıfat oluyor. Neyin sıfatı? Askerlerin yani haberin sıfatı. İkinci alışma Arapça ifadeleri Türkçe'ye çeviriniz. Şimdi bakalım önemli olan ismi şartından sonra el takılı kelime var mı yok mu? Var. Bunu tek bir kelime gibi kullanacağız. Hazel mezhebi hak. Bu mezhep haktır. Bu mezhep haktır. Evet. Türkçesi bu. Yazmayacağım. Hazel mübtedadır. Hakkun haber. Onun için el takılı kelime varsa tek kelime gibi söylüyoruz. Bu mezhep haktır. Bakalım hazi var. El takılı kelime yok. Hazi diyeceğiz ki ondan sonra ayıracağız. Bunlar virgül mu'cizatun sariha. Bunu ayrı böyle okuyacağız. Sıfatlı. Hazihi mu'cizatun sariha. Bunlar açık mucizelerdir. Apaçık mucizelerdir. Hazihi mübteda mu'cizatun haber. Sariha da nedir? Sıfattır. Evet. Niye hazihi kullandık? Ha ülay demedik. Akısların çoğulu müfet mühendis hükmündedir. Bakalım el takılı kelime var. Evet bunu tek gibi söyleyeceğiz. Hâzihil arkamu. Bu rakamlar felekiyyetin, astronomiktir. Bir şeyin rakamları var. Mesela fiyatlar, ne bileyim söylenen rakamlar. Bu rakamlar astronomik diyoruz. Aynen böyle. Evet. Hâzihil arkam felekiyye. Hâzihi müptedadır. Felekiyye haber. Müpteda mühendis haber demek. El arkam bu da bedel. Müşanüleyh. Niye hâ ülâyi demedik? Rakam, rakmun erkam bu akılsız çoğuldur. Erkam onun için. Ha ulay seyyidat muhteramat. Bakın el takılı kelime geldi. Bu ikisini tek bir kelime gibi söyleyeceğiz. Bu hanımlar, bu hanımefendiler saygındır, muhteremedir. Evet. Ha ulay mübtedadır. Muhteramat haberdir. Peki el takılı kelime bunun nesidir? Müşanülehidir. Ha ulay seyyidat bu hanımefendiler es seyyid beyefendi, es-seyyide hanımefendi. Muhteremet, muhteremedir. Yani saygıdeğerdir, saygındır. Bakalım hâzihden sonra el takılı kelime var mı? Yok. O zaman onu ayrı söyleyeceğiz, diğerini ayrı söyleyeceğiz. Hâzihi, bu, evet, üsturatun kadime, eski bir efsanedir. Evet, hâzihi, bu, üstura, efsane çoğulu, esatîru, esatîr, evet. Hâzi mübteda üstadın haber kadime sıfattır. Yani okurken bakın hâzi'yi ayrı okuyacağız diğerlerini ayrı. Hâzihi üsturatun kadime. Şöyle yapmayacağız. Hâzi üstura değil. Hâzihi üsturatun kadime. Bakın burada el takılı kelime bunu tek gibi okuyacağız. Yani birleştirerek okuyacağız. Hâzi'l hediye lek. Bu hediye sana. Bu hediye sana. Bu hediye senin. Bu bir isim cümlesi. Hâzihi mübtedadır. Leke haber. Haber şibi cümle halinde gelmiş. El hediye. Bu müşanüleyhtir. Yine bakalım. Ülâike'den sonra el takılı kelime gelmiş. Bunu tek isim gibi söyleyeceğiz. Ülâiken nise zevcâtü şühedâ. O kadınlar, şu kadınlar şehitlerin hanımlarıdır. Ülâike mübtedadır. En nise onun müşanüleyhi, bedelidir. Zevcâtü haberdir. Ama haberi biz burada muzaf olarak getirmiş. Getirebiliriz. Daha önce gördük. Biz isim tamlamasının muzafın mübteda olabileceğini, haber olabileceğini, fail olabileceğini, mef'ulün bir olabileceğini, mecrur isim olabileceğini öğrenmiştik. Haberdir. Niye el takısı gelmedi derlerse
muzaf olduğu için. Niye sonunda temmini gelmedi? Muzaf olduğu için. Eşşühedâ'yı da muzaf ileyhtir. Şehidin çoğulu bu. Şehit şühedâ. Yani o kadınlar şehitlerin ay hanımlarıdır. Tilke bakın ondan sonra el taklı kelime gelmedi. O zaman tilkeyi ayrı vurgu yapacağız. Buraya ayrı vurgu yapacağız. Tilke tâiratun kadîme. Şunlar veya onlar eski uçaklardır. Tilke müpteda. Tâirat haber. Kadîme sıfat. Evet. Onlar şunlar eski uçaklardır. Tilke. Tilke tâiratun kadîme. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşça kalın.